Değerli dinleyenlerimiz, zanaat denilince akla terzilik, ayakkabıcılık, demircilik gibi meslek dalları geliyor. Öyle meslek erbapları var ki bu işlerini yaparken el işçiliklerine ayrıcalık katıp fark yaratıyorlar. Bu kişilerden biri marangozluk mesleğini devam ettirirken tutkusunu içinde yaşatıyor ve sosyal medya platformlarında paylaşımlarını bizlerle buluşturuyor. Programımızın bu sabahki ikinci bölümünde marangoz, mucit ve doğa aşığı Sayın Cemal Açar'la söyleşeceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Gökhan Bey. Sizi yakından tanıyabilir miyiz acaba? Kimdir Cemal Açar? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Radyosu başındaki bütün dinleyicilerinize saygılar, selamlar gönderiyorum. Cemal Açar, 1974 Bursa Yenişehir doğumlu. İlk öğretimini Yenişehir'de tamamlamıştır. Ailesinin Bursa'ya göç etmesiyle köyde dedesi ve babaannesiyle birlikte ilk öğretimini tamamlamıştır. İlk öğretimimi bittikten sonra ailemin yanına gittim. O dönemin hayat şartlarından dolayı iş hayatına atıldım. Daha doğrusu okuyamadım ben. İş hayatına atıldıktan sonra çeşitli mesleklerde çalıştım. Birçok meslekte çalıştım ama en çok sevdiğim işlerden biri marangozluktur. Daha sonra çeşitli mesleklerde çalışarak bilgi birikimine sahip oldum. Zaten atölyem benim her zaman olmuştur. Bir atölye kurdum kendime. Bu atölyede çeşitli şeyler yapmaya başladım. Tabii bu arada yine bunu ek iş olarak yapıyorum. Evimin altında bir atölye bu. 2012 yıllarında YouTube kanalı açtım. Bu YouTube kanalına yaptığım işleri, tabii bu arada kayıt altına almadığım birçok işim var. Yani icatlarımız var. Bu icatlardan birkaçını YouTube kanalına yükledim. Baktım ki insanlardan güzel olumlu tepkiler geliyor. Motive oldum açıkçası. Evet. Dedim ki yani insanlardan güzel övgüler geliyor. Neden ben bunu ilerletmeyeyim? Bu sefer YouTube'a daha çok videolar yüklemeye başladım yaptığım şeylerden. Bu ben de çocukluktan beri hep böyle yani yattığım yerde ben sıradan bir çocuk değildim zaten. Köy yerinde de öyleydim. İşte hep değişik hani sıradan oyuncakları sevmezdim. Değişik bir oyuncaklar bulmaya yapmaya çalışıyordum. Bundan dolayı da böyle bir şeyle ortaya değişik bir ürünler çıkıyor tabii. Şunu Yani vurgulamak gerekiyor herhalde, değil mi? Marangozluk öyle bir meslek ki ruhun inceliği el becerisiyle buluşuyor. Tamamen doğal olan bir malzemeyi dönüştürüyor. Ne dersiniz? tabii, aynen dediğiniz gibi. Yani bu öyle bir şey ki ben doğayı çok seven bir insanım. Doğaya çıktığım zaman hep arayış içindeyim. Yani şurada bir yerde yatan bir bakalım bundan ne çıkarılabilir diye bakıyorum. Tabii yaş ağaçları kesmiyoruz. Tamamen doğal şartlardan devrilmiş, kırılmış ağaçları seçiyoruz. Bu ağacı alıp aracıma koyuyorum, götürüyorum atölyede. Bakıyorum bundan ne yapılabilir. İşte mumluktur, lambelerdir, işte şamdanlar, masalar, kaseler, kaşık, bardak, tabak ne çıkarsa yapabiliyoruz. Yani ağacı çok seviyorum, ahşabı çok seviyorum. Mesleğimiz marangozluk da olduğu için onu işleyip çeşitli objelere dönüştürebiliyoruz. Yani bu benim zaten kamp merakımda olduğu için daha çok kamp malzemelerine dönüştürebiliyoruz. Evet. Etçi maşadır, kuksa bardaklar gibi, tabaklar gibi ürünlere dönüştürebiliyoruz ormandan topladıklarımızı. Şimdi demiştiniz ki konuşmamızın bir bölümünde okuma süreci biraz kesintiye uğradı. Hatta okuyamadım dediniz ama herhalde hayat öyle bir şey değil. İlla her okuyan bir şey yapacak diye bir şey yok. Belirli okullaşma sürecinden geçemeseniz bile hayat görgüsü, doğanın içinde kendinizi bir yere konumlandırma ve o doğayla uyumla birlikte yaratıcılığı kullanma, o üretkenliği kullanma farklı bir şey olsa gerek. Ne dersiniz? Tabii, Gökhan Bey. Şimdi şöyle, okumak gerçekten güzel bir şey. Bu arada herkese tavsiye ediyorum. Okullu olmak çok iyi. Keşke ben bir okullu olsaydım. Yani yine de buralara gelebilseydim ama benim okumamanın avantajı şöyle oldu. Okuyamadığım için çok çeşitli mesleklerde çalıştım. Az önce de bahsettiğim gibi. Evet. Bu çeşitli mesleklerde bilgi birikimine sahip oldum. Yani ben de şu anda kaynakçılık da var, elektrik de var, elektronik de var. Az da olsa işte marangozluk var. Ne bileyim bir inşaat ustalığı, tuğla örme var, ahşap evler yapabilirim. Yani dediğiniz gibi çivi çekiç vida her şey var yani mesleğimizde. Hayat biriktirdiklerinizdir derler büyükler. Ne dersiniz? Çok doğru, aynen çok doğru ve o bilgi birikimimizi de işte bu şekilde değerlendiriyoruz.
O zaman birazcık marangozluktan kamp ve doğa sporları kısmına geçelim. Tabii ki köyde büyümüş olmanın getirdiği bir avantaj var. El becerisinin getirdiği bir yatkınlık var ama doğayı da gönülden sevmek var işin içinde. Nasıl başladı yavaş yavaş bu işler ve nasıl bu kadar farklılaştı ve evrildi? Gökhan Bey, şimdi ben dediğimiz gibi çocukluktan beri köy hayatında yaşıyorum. Ve şu an şehire gittik. Betonların içinde yaşıyoruz. İnanın buraya geldiğim zaman böyle içim ferahlıyor. Eski günlerimi zaten hatırlıyorum. Doğa bir başka. Hani geldiğim zaman aile özlemi olmasa neredeyse dönmeyeceğim şehre. Yani doğada çok mutlu ve huzurlu hissediyorum kendimi. Dediğimiz gibi köyde yaşadığımız için doğa sevgisi her zaman ağır basıyor. Ve burada bir ev yaptık dağda. Bu evin içinde yaz kış mümkün olduğunca, fırsat buldukça kaçıyorum buraya. Doğa aynı zamanda doğada yaşamak da bir spordur zaten. Evet. Pratik ama çok farklı bir ev yapmışsınız. Acaba bu evi yaparken hangi malzemeleri kullandınız? O malzemeleri oraya nasıl getirdiniz? Ya da orada bulduğunuz malzemeleri mi kullandınız? Nasıl oldu bu süreç? Şimdi açıkçası şöyle, hayatta kalmak için yanımda ben bir çantamda streç, bildiğiniz ambalajda kullanılan, paketlemelerde kullanılan bir streç film getirdim yanımda. Baltamız da vardı. Babamı da çağırdım yanımda. O da sağ olsun bana eşlik etti. Babamla birlikte doğal şartlarla devrilmiş olan ağaçları toplayıp budadık, temizledik. Ondan sonra onları getirdik. Yetmeyen ağaçlarımız da oldu. Bu bulunduğum arazide orman arazisidir. Bu Orman Bölge Müdürlüğü'nün müsaadesiyle kesilen ağaçlar var. O ağaçlar köy meydanında biriktiriliyor. O ağaçlardan orada tartarak, satın alarak kulübemizin bulunduğu yere de getirdik. O ağaçları kullanarak önce bir iskelet haline getirdik. Ondan sonra panel panel, duvar duvar streç dolandık etrafına. Bu streç bir kat doladığınız zaman içeride soba yandığında, dışarıda hava soğuksa terler, akar aşağıya. Evet. O yüzden biz iki kat yaptık. Hem o iki kat olmasının sebebi odunların kalınlıkları 10 santim, 8 santim, 10 santim ise iki kat dolandığımız için her bir duvar iki kat streç olmuş oldu. Bu iki kat olmasının sebebi şöyle bir avantajı oluyor. Buhar olmuyor ve aradaki boşluk yalıtım sağlıyor. Bizim streç evimizin çatısı, duvarları dahil her yeri, kapısı bile çift kat streçtir. Bu streç de normal naylonlar gibi değildir. Isıya dayanıklıdır, hava şartlarına dayanıklıdır ve kolay kolay yıpranmaz, yırtılmaz. Bu aradaki boşlukta yalıtım sağlıyor ve sıcacık bir evimiz olmuş oluyor. Yani böyle bir ev yapalım dedik. Evimiz de çok sevildi. Yani videolarımız dünya genelinde çok seviliyor, izleniyor. Evimiz çok beğeniliyor. Özellikle yurt dışından çok izleniyor. Her hafta videolar düzenliyoruz. Hatta bugün de çekime geldik. İşte sizinle bir röportaj yapmak için şu anda bir ara verdik. Evet. Aracımızda şu anda konuşuyoruz. Şimdi baktığımız zaman videolarınızda çok az konuşma var. Doğanın sesini duyuyoruz orada. Gerçeğin sesini duyuyoruz orada. Kuşların, evet, cıvıltısını, o testerenin kesme sesini, çivinin çakılma sesini duyuyoruz. Ama duyduğumuz bir ses daha vardı. Hatta çok da ilgimi çekti. Benim de çok hoşuma gitti. Radyo sesi geliyor. Ve evet, çok büyük bir tesadüftür ki bizim seyrettiğimiz videoda TRT Name kanalından bir Türk sanat müziği programı dinliyordunuz. Çok severim, çok severim. Programın ismi de Saklı Şarkılar'dı. Yapımcısı Alper Ayorak'tır. Ve nasıl büyük bir tesadüf ki o programı sunan da bendim. Öyle mi? Bakın şimdi duyuyorum onu. Yani radyo hakikaten, dediğiniz gibi, öncelikle şöyle söyleyeyim. Videoları neden sessiz yapıyorum? Az önce bahsettiğim gibi yurt dışından çok fazla dinleyicilerimiz var. Eğer konuşmuş olursam onlara haksızlık olur, anlamayacaklar çünkü konuştuklarımızı. Ne kadar altyazı yapsak da doğru çevirmiyor, anlamıyorlar. Bu sefer ısrarla soruyorlar, burada ne dedin, şurada ne dedin gibi çok sorular soruluyor. Yabancı takipçilerin anlayamadıkları için konuşmamayı tercih ediyorum. Zaten Türk takipçilerimiz de hepsi diyorlar ki biz doğanın sesini duymak istiyoruz. Yani sürekli konuşmuyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Tutkalı aldık elimize, ağaca sürdük, arkasından vidayı sıktık. Yani bunu anlatmaya gerek yok zaten. Bunlar belirli, belli oluyor. O yüzden konuşarak çok fazla
sıkmak istemiyorum. Doğanın o huzurunu hissetsin istiyorum takipçilerimiz. Ve öyle de oluyor zaten. Güzel oluyor. Dediğiniz gibi rüzgarın sesi, yağmurun sesi, fırtına sesi, o stresin üzerine inen yağmur sesleri müthiş bir huzur veriyor insana. Sobanın çıtırtısı oluyor. Gayet de güzel oluyor yani. O zaman doğalın dışındaki tek ses, harici ses biz olmuşuz orada TRT Radyosu olarak. Evet, onu da diyecektim. Tam radyoyu oraya koyduğum zaman, açtığım zaman inanın orada hani yalnız hissetmiyorum zaten kendimi. O TRT özellikle bir böyle radyodan çıkan o tok ses, o da bir huzur veriyor insana. Yani çok güzel, güzel oluyor. Tavsiye ederim herkese. Çok teşekkür ederiz biz de doğal, ilginize. Sağ olun. Biz zaten dinlenmek için yapıyoruz bu programları. Ne kadar güzel, nerede olursanız olun bizi dinliyorsunuz. Bütün o dinleyenlerimiz de biz varız zaten. Çok teşekkür ederiz. Var olun inşallah. Sağ olunuz. Şimdi kendi doğaya vermek isteyenler acaba neler önerirsiniz? Evet, insanlar belki kentin o keşmekeşinden kurtulmak istiyorlar, doğaya gitmek istiyorlar ama nasıl yapacakları konusunda çok fazla bilgi sahibi değiller. Sizin kadar bu işin erbabı olmayabilirler. Siz anlattığınız pek çok farklı branşta belirli uzmanlıklara sahipsiniz. Neler yapabilir acaba insanlar? En azından ufak böyle kentten uzaklaşıp doğalı gerçeği birazcık yaşayabilmek için. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kısaca bir şey söyleyeceğim ama devam edeceğim yine. Bizim videolarımızı izlesinler. Yeterli diyeceğim. Şimdi şöyle Gökhan Bey, bir balta, bir bıçak olduğu zaman yeterli. Mümkün olunca kurumuş, devrilmiş odunları değerlendiriyoruz. Çünkü o odunlar aynı zamanda doğada birike birike yangınlara da sebebiyet verebiliyor. O çalılar, çırpılar hepsi bir arada böyle yolu durduğunda yangına sebebiyet verebiliyor. O yüzden kuru ağaçları, ormanlardaki kuru ağaçları temizlememiz aslında orman için daha iyi. Evet. Bir balta dediğim gibi olduğu zaman o baltayla bir barınak yapılabilir. Yani yaprakları üstüne koyulup işte iskeletten bir kulübe yapılabilir. İşte ateş yakabilir. Bu arada ateş yakmak da çok şey, ormanlarda mümkün olduğunca ateşi çok dikkatli yakmamız lazım. Ya da hiç mümkün olduğunca sık alanlarda, gazel olan yerlerde ateş yakmamalıyız. Çünkü o ateşler orman öyle bir durumda ki hani her yere benzin dökmüşsünüz, yazın özellikle her an böyle parlamaya hazır bir durumda. Evet. Ateş yakarken çok dikkatli olmalıyız. Mümkün olduğunca ormanın dışında ateş yakmaya çalışalım. Bunun dışında dediğim gibi hayatta kalmak için bir balta yeterli. Bunun için gerekli odunları da bulduğunuz zaman kendinize barınak yapabilirsiniz. Etrafınızda bir nehir, bir göl varsa oradan işte balık yakalayarak, yani öyle bir şey söyleyeyim ki yani bu insanlar isterse doğada yaşayabilir yani. Dış etkenlere açık bir ortamdasınız aslında. Evet, bir ev kurdunuz ama sonuç itibariyle afetler olabilir. Çok yoğun kar yağışı, yağmur tipi, dolu ya da yabani hayvanlar da var orada. Onlardan korunmak için, bu olumsuzluklardan korunmak için neler yapıyorsunuz acaba? Yabani hayvanlar yani aslında şöyle, yabani hayvanlar normalde ormanda size zarar vermezler. Yani siz ormanda yürürken zaten elinizde muhakkak bir sopa, bir şey olmalı. Ses çıkartarak yürümeniz lazım ormanda. Hani yerlere, taşlara o sopayı vurmanız lazım. Ya da ne bileyim bir şarkı söyleyeyim, bir ıslık çalarak gidin. Varsa yanınızda radyo açın, daha da iyi olur. Çünkü radyo ses çıkartacaktır. O yabani hayvanların sizin sesinizi çok uzaktan duyup sizden uzaklaşıp korkacaklardır. Yolunuzu açacaklardır. Ama sessizce ilerlerseniz ormanda bu yabani hayvanlar karşınıza bir patikada ya da bir dere yolunda çıkabilir. Özellikle ayı için söylüyorum. Yaz günleri yavrusuyla birlikte ayıya denk gelirseniz zarar verebilir. O yüzden ses çıkartırsanız ayılar ya da yabani hayvanlar, kurtlar vesaire, onlar sizden uzaklaşacak. Bundan sonrasında neler yapmayı planlıyorsunuz? Şimdi bir kulübeniz var. Daha farklı bir ortama yine bir kulübe kurmak mümkün mü sizin için? Ya da çevrenizi daha farklı bir şekilde mi değerlendirmek istiyorsunuz? Şu an bulunduğum arazi, yani kulübemin bulunduğu arazi bana ait değil. Bir tanıdığımın tapulu arsası bu. Yani kiralık gibi bir şey. O yüzden kiralık olduğu için çok fazla bir şey yapamıyorum buraya. Ama ileriki günlerde
çok iyi bir arsa bulmaya çalışıyorum. Manzarası iyi olsun, işte yakınında su olsun. Yani böyle bir arazi bulursam daha güzel, hani böyle masal evi gibi bir ev yapmayı planlıyorum ahşaptan. Bakalım, bir arazi bulmamız gerekiyor bu durumda. Peki eğer inşallah böyle bir şey gerçekleşirse hayvancılık faaliyetleri de gelebilir mi peşinden, ya da tarımla ilgili ufak tefek şeyler? Yani aslında hayvancılık derken olabilir, olabilir ama daha çok böyle köpekler, atlar, biraz böyle ilk başlarda hani bir iki keçi koyun sütünden ve peynirinden yararlanmak için istiyorum. Yani herkesin bir hayalidir zaten bu. Elbette. İcatlardan bahsetmiştik. Çocukken yaptığınız icatlardan nelerdi? Paylaşır mısınız birazcık? Gökhan Bey, videolandırdım ben birçoğunu ama kayıt altında olmayan yaklaşık yüzlerce projem var. Bu projeler nelerdir? Çok çeşitli çalışmalarım oldu. Kayıtlı olanlardan bahsedersen mesela akıllı olta yaptım ben. Oltayı atıyorsunuz, videosu da var zaten. Kuruyorsunuz, siz geçin kenarda mangalınızı yerleyin ya da kestirin biraz. O zil çalarak motor çalışıyor, yani balık yem yediği anda motor çalışıyor ve o olta balığı yakalıyor, kıyıya çekiyor. Yani insan refleksi biraz zayıftır. Dalarsınız gidersiniz, o balık vurduğu anda çekemezsiniz. O an için hani balık sizden daha hızlı davranır. Ama makine, yani yaptığım olta hiç affetmiyor diyebilirim. Direkt hissediyor ve balığı alıyor dışarıya. Gerçekten önemli. Evet, bu da değişik bir çalışma. Yine kampla ilgili dünyada hiç olmayan bir sobayı yaptım. Yaklaşık 2,5 yıl önce falan yaptım onu. 2,5 yıl oluyor. Çanta şeklindedir. İçinde boruları var. Taşıması kolay. Bildiğiniz bir çanta gibi yani, öyle saplıdır. Alıp götürüyorsunuz, açıyorsunuz. İçinden boruları çıkıyor ve fırını var. Yani hem soba hem fırın. Fırınlı bir soba yani. Böyle bir soba yaptım kendi kendime. Yaklaşık bir 3-4 ay kadar tasarımı sürdü bunun. Yaklaşık 1,5-2 hafta kadar üretimi sürdü. Tabii bu kendi atölyemin, minik bir atölyem var. O atölyedeki işte küçük bir elektrik kaynağıyla, pınta kaynağı olmadan, gazaltı kaynağı, argon kaynağı olmadan, bir mengeneyle, bir spiler taşla, taşlamayla böyle bir soba yaptım ve çok da güzel oldu. Bu soba da dünya çapında çok beğenildi. Ne kadar güzel. İyi de izlenmeler aldı. Evet. Böyle bir çalışmam var. Yani ahşap çalışmalarımız var. Çok, yani saymakla bitmez. Yaklaşık 300'ün üzerinde bir video var. Hepsi de her, hani bu durumda videolarım benim her türlü insana hitap edebilir. Yani bugün bir bayan da geçse benim videolarımın içinde onlarcasını beğenebilir. Bir erkek bir kamp sever, bir icat sever. Yani bir geri dönüşüm. Mesela paletlerden çok çalışmam oldu. Yani paletlerden masalar yaptım. Bu da bir geri dönüşüm projesidir. Bu bildiğimiz tahta paletler var. Yük kurulu bir hani. Evet. Ahşaptan paletler. Onlardan çok çeşitli çalışmalarım var. Dolaplarım var, masalarım var. Oturma grupları olsun. Yani çok palet çalışmalarım da oldu. İşte ahşap, dediğim gibi doğadan bulduğumuz bir odunu götürüp bardak yapıyorum. Kepçe yapıyorum, kaşık yapıyorum. Evimizde, bizim annemlerin bir kendi evimizde falan sürekli ahşap kaşıklar, kepçeler bulunur. Evet. Dağ evinde de aynı şekilde. Hep ahşap, kendi yaptığım ürünleri kullanmaya çalışıyorum. Cemal Bey, sizin videolarınıza acaba nasıl ulaşabilirler, merak edenler? Yani şimdi Bursalı Mucit yazarak beni her yerde görebilirler. Yani Google ya da YouTube nereye yazarlarsa yazsınlar, Bursalı Mucit olarak görebilirler. Cemal Açar olarak YouTube kanalım var. Instagram adresime ulaşabilirler. Cemal Açar olarak. Cemal Açar Facebook sayfama ulaşabilirler. Oralarda da kısa kısa videolarım var. İşte o videoların devamı YouTube kanalımdadır diye her zaman bahsediyorum. Oralardan bana ulaşabilirler. Videolarımı izlemek isterlerse. Marangoz, doğa aşığı ve mucit Cemal Açar'la birlikteydik. Cemal Bey, çok teşekkür ederiz. Lütfen icat çıkarmaya devam ediniz. Ben teşekkür ederim efendim. Çok teşekkürler. Sağ olun.